Vahşi bin Harp radıyallahu an. Vahşi, Hazreti Hamza'nın Bedir Savaşı'nda öldürdüğü Tuaymen'in kardeşinin oğlu olan Cübeyr bin Mutim'in kölesiydi. Habeşli olduğu için elle ok ve mızrak atmakta ustaydı. Uhud Savaşı'nda Cübeyr demişti ki, "Hamza'yı öldürürsen seni azat ederim." Daha o zamanlar Müslüman olmakla şereflenmemiş olan Ebu Süfyan'ın hanımı Hint de babasının ve amcasının intikamı için Vahşi'ye mükafat vaat etmişti. Vahşi Uhud'da taş arkasına pusuya girip yalnız Hazreti Hamza'yı gözetirdi. Hazreti Hamza 8 kafir öldürüp saldırırken Vahşi mızrağını atarak onu şehit etti. Sonra gidip durumu Hind'e haber verdi. Hint sevinip üzerindeki zinetlerin hepsini Vahşi'ye verdi. Daha da vereceğini söyledi. Uhud Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kafire beddua etmişti. Vahşi'ye "Niçin lanet etmiyorsun?" dediklerinde buyurdu ki, "Miraç'ta Hamza ile Vahşi'yi kol kola birlikte cennete girerlerken görmüştüm. Vahşi bin Harb'in Hazreti Hamza'yı şehit edişin üzerinden yıllar geçmişti. Geçen zaman içinde müşrikler günden güne zayıflamış, İslam ise güçlenmişti. Günler ilerledikçe Vahşi Hazreti Hamza gibi bir İslam kahramanını katletmenin suçluluğunu ve ıstırabını daha fazla hisseder olmuştu. Nihayet Mekke Müslümanlar tarafından fethedildi. Vahşi hemen Taif'e kaçtı. Bir müddet sonra bir Taif heyeti İslamiyet'i kabul etmek üzere Resulullah'a gidiyordu. Vahşi böyle bir durumu öğrenince dünyalar başına yıkılacak gibi oldu. Demek artık buralar da İslamlaşıyordu. Vahşi korkuyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının katilini çok feci bir şekilde cezalandıracağına inanıyordu. Acaba nereye gitsem diye düşündü. Şam'a mı gitmeliydi yoksa Yemen'e mi? Acaba Müslümanlar hangisini daha önce fethederdi? Tam bu düşüncelerin kıskacında kıvranıp dururken o heyetten birisi Vahşi'ye gelip şöyle dedi. Yazıklar olsun sana. Sen bilmiyor musun, bu dine giren kim olursa olsun öldürülmez. Eski günahlarından dolayı hesaba çekilmez. Bu sözler Vahşi'yi rahatlatmıştı. Taif heyetiyle birlikte Resulullah'a gitmeye karar verdi. Ancak yine de emin değildi. Acaba Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine nasıl bir muamele edecekti? Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde Vahşi kendisini tanıtmaksızın kelime-i şehadet getirdi. Heyecanlıydı. Resulullah nasıl mukabele edecekti? Resul-i Ekrem başını kaldırdı ve "Sen Vahşi değil misin?" dedi. Vahşi "Evet." dedi. Engin, şefkatli İslam'ın yüce peygamberi en küçük bir kızgınlık alameti göstermeksizin "Buyur, şuraya otur." dedi. Sonra da amcası Hazreti Hamza'yı nasıl katlettiğini anlatmasını istedi. Vahşi sözünü bitirdikten sonra Resulullah ancak şunu söyledi. Ey Vahşi, sen benim gözüme görünme. Çünkü Fahri Kainat Efendimiz Vahşi her görüşünde İslam'ın bir bahadırı olan amcası Hazreti Hamza'yı hatırlayacaktı. Buna da Nazenin kalbinin dayanması mümkün değildi. Çare olarak sadece bu yolu tercih buyurmuştu. Vahşi artık Vahşi olmaktan kurtulmuş, hidayete ermişti. Sahabe olmuştu, Hazret diye anılacaktı. Hazreti Vahşi radıyallahu anh denecekti. İman insana neler kazandırıyordu. Vahşetten kurtuluşa, vahşilikten nura çıkarıyordu. Vahşi bin Harp İslam'a girdikten sonra o bitmez tükenmez hakikate öyle kuvvetli bir şekilde sarıldı ki eski kötü adını unutturdu. Nihayet yalancı peygamber Müseylimetül Kezzab'la Yemame Harbi yapılacaktı. Vahşi uçarcasına harp meydanına koştu. İşte İslam düşmanları karşısındaydı. Vaktiyle küfür içindeyken bir İslam erini katletmişti. Bunun ıstırabı ciğerini dağılıyordu. Yüreğine su serpecek nasıl bir iş yapmalıydı ki biraz rahatlasın? Kaderin garip tecellisi Vahşi'nin elinde yıllar önce Hazreti Hamza'yı şehit ettiği mızrağı vardı. İşte yalancı peygamber Müseylim'e elinde kılıcıyla karşısında duruyordu. Bütün gücüyle onun üzerine hücum etmek üzere hazırlandı. Aynı anda Ensar'dan bir sahabi de Müseylim'e hücum etmişti.
Nihayet Vahşi mızrağını Müseylime'ye sapladı ve cehenneme gönderdi. Böylelikle Müslümanların başındaki mühim bir gayle bertaraf edilmişti. Artık Vahşi'nin saadetine sınır yoktu. Daha sonra hatıralarını naklettiğinde şöyle derdi: "Cahiliye zamanımda insanların en hayırlısını, Müslüman olduktan sonra da insanların en şerlisini öldürdüm. Hazreti Osman zamanında vefat etti. Allah ondan razı olsun."